İsmim Tuncay Pilavcı, Karakaya Mahallesi muhtarıyım. Bizim asıl lakabımıza Necip Ağal derler. Soyadımız Pilavcı. Mahallenin büyük kabilelerinden bir tanesiyiz. Bulunduğumuz yer mahallemizin işte Gülbey dediğimiz bir mevkisi. Burada asıl yatar aşağıda olup yol kenarında. Onun askerleri olan iki tane zat burada bayrak direğinin yanında. Zaten bayrak direğinin de anlamı bu askerlerin şeyinden buraya diktirdik. Normalde her iki ayda bir bu bayrağı değiştiriyorum ben. Her iki ayda bir bayrağımız yenileniyor. Tabii burada rüzgar fazla olduğu için bayrak çabuk yıprıyor. Ondan dolayı bazen de benim vaktim olmuyor. Sık sık gelemiyorum. Her iki ayda bir değiştirmeye gayret ediyorum. Bizim mahallemizde çok sayıda 38-39 tane evliya olacak şey var. Evliya var yani. Bir tane büyük türbemiz var. Seyit Halil Devletli Hazretleri var, çocukları var yanında. Daha birçoğunun ismi dahi bilinmiyor. Mezarlıkların içerisinde ve var yani, yerleri belli.
zaman çocuğuydu biz. Onlar yok. Kurban kesilirdi devamlı. Bura hiç kurbansız kalmazdı bu türbe. Bu anlara gelince hiç oğluşa olmayan, ada olan hep burada. Kesilirdi, dağıtırlardı ilanlarına bir şey. Benim ismim Hanım, soyadım Gündoğan. Benim 30 yıl oldu beyim vefat edeli. 4 tane oğlum var. Bir tanesinin ismi Bekir. Bir tanesinin ismi Müzaffer. Birinin ismi Mustafa, birinin ismi Muammer. Bana, babama Karabaşların Kamil diller. Benim beyim tarafa Hamisler diller. Bana Hamislerin Hanım diller. Ben öncelikle her zaman için Beyimgil taraftan anlarlar. Adımız öyle sorarlar. Hamislerin Hanım dedikleri vakit bilirler ama diğer vakit mesela ailemi söyledikleri vakit pek bilemezler. Sürekli orada kayınpederim, kaynanam, kaynatam, emmim, dayım çevre bol olduğu için ben oraya karıştım, gittim. En aşağı 40 yıllık evliyim ben. Yalnız 16 yıl evli kaldım, 34 sene oldu beyim öleli. Emek verdik, işte çocuklarımız var. Kışın giderim ben Kayseri'ye, yazın kova gelirim. 4. ayın 20'sinde falan gelirim. İşte elmamı, armudumu, bahçemi, bostanımı görürüm, budarım. Oğlum gelir pazar günleri, beraberce işte kesilecek odun varsa onları falan keserik. Benim babam... Annemin üzerinde 2 ayırt olmuşlar. Annemin yanında büyüdüm ben. Benim annem 102 yaşında öldü. Babamla annem ayırt olduktan sonra ben 13 yıl anamın yanında kaldım. Anamdan sonra evlendim. Sonra 3 oğlan kardeşim bu yandan var. 4 kız, 2 oğlan da o bir annemden var. 8 kız, 2 oğlan oradan var. 2 oğlan, 2 kız da bu yandan var. Hadi. Biz sürekli halı dokurduk. Beni annem okula göndermedi. Kapıyı üstüme kilitledi. Okula gider de bu halı dokumaz diye. Öğretmenler geldi kapıya, dikildiler. İlle okula gidecek diye. Annem beni göndermedi. Dedi ki ben sağmam. Çünkü halı dokuyacak. Geçimimiz ondanıdı o zaman. Halının yüzünden beni okula göndermediler. Okumuşluğum yok benim. Çok isterdim. Çok üzülüyorum. Bazen anneme sitem ederdim. Ana derdim, niye beni okutmadın derdim. Aylığa gidiyorum. Tabii aylık alacağım, hesap numarasını bilmiyorum. Gidiyorum oraya imza atacağım, imzamı bilmiyorum. Telefon açacağım, yerine göre telefonumu bilmiyorum. Çocuklarımdan öğrendim çok şükür. Telefonumu da açarım, çocuklarımı da ararım numarayı, Almanya'yı falan. Ama gel gelelim ki daha yükseğini isterdim ya. Ben her zaman torunlarıma diyorum ki ben okusaydım, İnan kadın hakları savunmasını düşünürdüm diyorum. Başka bir şey düşünmezdim diyorum. Çünkü kadın çok eziliyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. Biz 5 aileydik, 5 amcaydık. 5'imiz bir aradaydık. Biz ile gitmezdik. Emmimizin gelini vardı. 5'imiz beraber dokurduk halıyı beraber. Kendimiz bünyan halısı. Başka da öyle dışarıya da fazla bir illere de gitmezdik yalana kulağı asma.
Hayat işte bir şeylerinden uğraştırıyor yani. Dönüyorsun, dolaşıyorsun. Bizim günümüzde damlara kar yağardı. Benim hanım annem aradı. Kar kuryenimiz yoktu. Bizim adam asker idi. Ben de o zaman taze gelin idim. Hanım annemine melefe dirik bizde, sufra altı. Onun üstüne karı doldururduk, götürürdük. Damdan aşağı dökerdik. Geri gelirdik, bir daha götürürdük. Yani öyle çok kar yağardı. Öyle eskiki karlar yağmıyorlar. Damdan dama, damdan dama yollarımız darıdı. Böyle belediyelik gibi yol yapıp, hinciki gibi değil, karanlıkta halıya giderdik. En güzel lambamız keven olurdu, dağlarda keven. O keveni amcamın hanımı yakardı, gaz dökerdik hafif. Komşuya oturmaya giderdik, oraya varınca kapıya onu söndürürdü, Mevlidiye'dirdik ismine. Oradan gelirken gene onu yakar gelirdik. Yani ben 50 yıl öncesini söylüyorum. Şimdiki gibi değil. Şimdi Allah'a şükür lambamız var, fenerimiz var. Her şeyimiz var. Kaniye bindiniz mi? Çok anadut verdim. Gittim Kaniye'ye da bindim. Karakayalı olur da kanımı onu görmez mi insan? Her şeylere razı olduk, düvende sürdük. Tabii anamla babam ayrı yaşadığı için, ben kardeşlerimin yanında büyüdüğüm için biraz şeylere, acılara katlandık. Biz işte eskiden iki tane düven olurdu, koşarlardı. Hayvanlar bir koşulurdu, eşekleri bir koşarlardı. Düven sürerdik akşama kadar o düvenin üstünde, öğlen nediği görürdük. O zaman sap çok ufak olacak, neymiş mallar yiyemezdilerdi. Şimdi paket yapıp getiriyorlar, her işler kolay oldu. Orağından biçeceğin, affedersin bir ay orak biçerdik. Kar yağardı, üzümlerin üstünün karını şöyle süpürürdük. Üzümleri keserdik. Şimdi kar da yok, üzüm de yok, bağ da yok. Hep hayat da bitti, biz de bittik yani. Her şey kolay oldu. Evlilik de kolay oldu, boşanmak da kolay oldu. Pekmez yaptın mı? Yaptık, çok yaptık. Pekmezimiz çok olurdu. Bağımız aşağıdaydı, he işte yalını yap falan derler. O büyük bağlardan bağımız vardı. Orada gece giderdik, günüz giderdik, kanıya hayvanların üstüne bağlani, bağ kazanı koşarlar, atardık üstüne, götürürdük. Orada bağ kaynadırdık, bittikten sonra geri dönerdik. Gece böyle lamba dillerdi, fener. Fenerinle çok ben hayvanla pekmez getirdim gece yarısı. Ben Karakaya sakinlerinden Mehmet Yüzgeç, sülale olarak Üsümbeyler derler bize. Babam rahmetlinin 3 oğlu, 3 kızı var. İkinci hanımından, aslında birinci hanımından 13 tane çocuğu olur, 13'ü de rahmetli olur. Hayatta kalan 3. hanımdan hiç çocuğu yoktur. İkinci hanımdan ilk çocuğu da ben. Acizane 1977 yılında Suudi Arabistan'a gittim. 22 yıl orada çalıştım Medine-i Münevvere'de. Bunun için gurbetin ne olduğunu iyi bilenlerdenim. Şu anda konuşmalarımıza başlarken öncelikle bu çekim fırsatını düşünüp köyünü düşünüp bir nebze de olsun vatanı izleyebilmek adına fedakarlık yapan Yaşar Polat ve ona maddi olarak yardımcı olan ekibinin hepsine Allah razı olsun diyorum. Gurbetin çok zor ve çetin olduğunu biliyorum. Bunun için kardeşim güzel bir şey seçmişsiniz. Allah sizden razı olsun. İnşallah siz örnek olursunuz. Sizin öncülüğünüzde buna benzer güzel şeyler yapılır, hizmetler yapılır. Acizane ben memleket hasreti çektiğim için istiyordum, hayal ediyordum ki elimize bir imkan olursa
benim köyüm niye değerlenmesin, kıymet bulmasın? Seyit Ali Devletli Hazretleri'ni neden Türkiye tanımasın, dünya tanımasın? Bu adam bizim ecdadımız diye düşünüyordum. Karakayalılar onun torunlarıdır. Ve bu vesileyle inşallah Seyit Ali Devletli Hazretleri'nde hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye tanıtmış oluyoruz. O adam o günün şartlarında doğal gazı yok, mutfak tüpü yok. Senenin 365 gününü orada mutfak kaynatıyor. Biz de dedik ki onun torunları olarak hiç olmazsa yılda bir sefer olsun şu mesire alanımızda pilav şenliğimiz devam etsin. Burada arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bir kaynaşma olsun. Özellikle bu gurbetten dolayı aşağı yukarı 50 yıl oldu ilk gidenlere. Gençler birbirini maalesef tanıyamıyor. Biz yaşlılar tanısak da gençler tanıyamıyor. Onların tanışması açısından yılda bir gün bir şenlik olsun burada dedik. Fakat istenmeyen nedenlerle bu sene yapılamadı. Ama öyle arz ediyoruz ki inşallah seneye başlamak şartıyla, 2016'da başlamak şartıyla bir daha enkıtıya uğratılmadan ben gurbetçi kardeşlerimden ricam inşallah her sene uygun bir şartta, tarihte sizin gurbetçilerin özellikle burada yoğun olduğunuz zamanlarda onun planını, projesini hazırlayarak o şekilde inşallah pilav şenliğini yapmayı düşünüyoruz. Artı bu mesire alanı deyince şu anda burada çalışmalarımız Karakaya'mızdan başlayarak mesire alanına kadar parke olarak geldi. Ve pazartesinden itibaren de çocuk oyun alanları, havuzun kenarına orijinal korkuluklar yapılacak. Ve buraya hayvan girişini önlemek adına da demir tel örgü çekilecek. Hayvanların girişini de inşallah yasaklayacağız. İş yaparız, ekmek pişiririz. Biz Türk'ünü bilmek. Kaynımın kızı Aile'ye selam edin. Herifi nasıl oldu? Ona yıldı mı? Ameliyat oldu. Oldu. Geçmiş olsun bile. Nasılsın? İyi misin? Allah iyilik sağlık versin ya Rabbim. Ben Yaşar Polat. Evet. Hasan Kağan'ın tefiğin oğluyum desen de. Hasan Kağan işte kok oluyor yani. Köyün geçmiş sülalesi kok sülalesi. Yok, bizim sülalenin kokuyor. Yani. Hasan Kağan'lardan şimdi aşağı yukarı kimse kalmadı ki. Hepsi gitti. Emmilerin gitti. Evet. Amca şahlarım var işte. En büyüğümüz Sidamet amcamız var. Hani amcamızın oğlu. Mehmet var, onun kardeşi. Behçet var, onlar kaldı üç tane. Hep savanla çekerdik damlardan kar atardık yani. Çok kar yağar, dezeli de şimdi çok kar olmuyor. Kar oluyor da, şeyler genişi değil. Yağıyor, hemen eriyor, gidiyor. Havalar genişi değil için öyle oluyor. Tünel açarlarmış için. Evet, açarlardı. Açarlardı, damlardan geçerlerdi, öyle kar yağardı. Hincicik öyle kar yok. Yağıyor, bir güneş açılıyor, yollar. Gidiyor. Kureyini açardık. Arabalar gelip gitsin diye. Geldiği gidiyor derler. Gülbey'in altı mesela, o maden çıkan yerler oralarda. Kureyini. Olurdu. İncicik ne var ki? Her şey kolaya bindi. Kurana biter mi anacığım? Bitiyor. Bitirirlerdi. İncik kreder geliyor, hemen açıyor, kuruyor. Kovu çıkıyor otobüslerimiz demiş. Kovumuz güzel oldu. İyiyik. İncicik. İşler kolaylaştı. Patoslar çıktı. Tığları savururduk. İncik savurmuyor. Ne tığı?
Malam olurdu, sürerdik düveninle. Arpa buğdaydı. Onu savururduk, elerdik, çizdirdik ona da. Çuvallara doldurup çekerdik. Samanları hararından çekerdik. Şincecik patoslar getiriyor, paçamızdan aşağı döküyor. Buğdaylarımız geliyor, evimize dökülüyor. Kolaylık. İyilik şincecik. Çok rahatlık. 20 sene gelinlerim gelenece kirkit çaldım. Öyle. Gelinler gelince gayri. Onların ben yemeklerini yaptım, evlerini yaptım, işlerini. Onlar da halı dokudular. Bilmedi. Vurdu mu önünü ile dizdik. İnan sabahlarca yatmazdık. Çok halı dokudum ben. Çok tırpanlar salladık. Oraklar biçtik. Öyleydi Zeli. 4 kişiyle dokurduk. Kim olursak onu komşununkiyle dokurduk. Karadırlı Yağın bir Ali Cefer Ağa vardı. O getirdi halıyı ilkini. O belletti bize. Sadet Ağa dirdik. Oradan Cefer vardı. Cefer'in Ali vardı. Ondan ne çıkarttılar. Buraya dizgah getirdi. Millet belledi. Dokuduk halıyı. Onu da kaç kuruş alırdık biliyor musun? 100 lira alırdık. Bir ay otururduk dibinde. 100 lira para alırdık. Ondan ev geçinirdi. Ama o para da iyiydi. Hincik alıyorsun, kazanıyorsun. Alıyorsun. Ne diyor ki? 1 milyarla gidiyorsun, eve gitsen 4'ten öte beri alıp geliyor. Ama özellikle o 100 lirayla dünyanın eşire salınırdı, öte beri alınırdı. Bebeğimiz de olurdu. Ezeli çamaşırımız da olurdu. Kakardık elimizde, kakardık şafağına. Pınarda deperdik. Makinene neredeydi? Makinene yoktu. Şu burada pınarımız yakındı bize. Götürdük çamaşırı yurduk, oradan kopardık halıya. İneği danayı sağardık. Malı melalı uğurduk. Çok işler yaptık. Kavrırdık. Acık nohut kavrırdık. Acık oradan buğday kavrırdık. Çedeni kavrırdık. Onu katardık. Ezeli böyle fındık fıstık çerez ne yoktu ya. Ezel onları illerdi. Tandıra hedik korduk. Testivi çıkartırken hedik korduk bir çölmek, çölmek dedik. Dökerdik aman bir illerdi. Ya Ezel'in işleri çok zordu. Hincicik çok kolaylaştı. Mantımı kereşte kesiyor. Ha. Mantıyı da keserik, erişte de kovte de yap, erişi yapardık. Hem halıyı dokurduk diyor ama her çok iş yaptık. Kaynımın kızı Aile'ye selam edin. Selam söyle. Herifi nasıl oldu lan? Yıldım ona ameliyat oldu. Oldu mu? Oldu. Geçmiş olsun bile. Nasılsın? İyi misin? Allah iyilik sağlık bilsin ya Rabbim. Şu Zuhra'nın o aşağı derelerde oraya malyayı mı yağıtmış çocuklar. Oraya gayrayın dibine şey itmişler, sinmişler. Sil de yukarıdan gelince bizi alacak diye çıkıncık. İçini de sil alıyor biri gidiyor. Biri kurtuldu ikisi. Ta istasyonda buldular ta. O gün ben şurada dalaklı oğlu dedik, biz dalaklı oğlum değilim ben. Onlar karşıya gitmişmiş ya. Helen işleri. Kötürüm çoğu olurdu, Ezel'i yiyecek yoktu ya, millet gidiremezdi. Hani? Şincicik bir yola hiç kötürüm ne olmuyor, yayılıyor. Vardı eskiden, vardı yani, onları kötürüm ediyor. Yani. Ezel'i davar çoğuldu. Hastaları yani kötürüm. Şincik davar mı var, komadı millet. Sattılar, tüm kolaylı işlere bakıyorlar. Yaparık, peynir de yaparık. İnekten yapıyoruz. Ezel'i davardan yapardık, davar olurdu ya. Şincicik gayrı ineklerden yapıyorlar, öndüşleşiyorlar. İnekten yapıyor. Davara uymuyor ama. Davarınki güzel olurdu. Uzanamam. Ezeli utanılırdı. Filanı utangaçlık vardı. Ne benim Hincicik, haberim olur ne bunun haberi olur yani. Hincicik utanmaya kalktı. Herkes kendi kendine buluyor kızlar. Evleniyorlar. 4 gün sonra da ayrılıyor çoğu. Ezeli utanılırdı. Nerede nişanlıyla neyle konuşturacak? Konuşturmazlardı bir de. Şincicik evleniyor. Kızlar kollarında. Dövüştünüz mü? Yok, biz hiç dövüşmedik. Ne dövüştük? Ben 14 yaşında ilkokulun 5'e gidiyordum, nişanlandım.
Beşten çıktım, düğünüm oldu. Tamam. Biz de o günden bugüne de daha mesela 61'de evlendim ben. 61. Çok şükür de hoşuma gitti. Daha hiçbir birbirimize yani öyle kötülüğümüz olmadı. Birbirimizi işte yittik kuttuk bugüne kadar Allah'ın gününe şükür. Çok şükür kötülüğümüz, kötü lafımız birbirimize olmadı. Dölümüzü döşümüzü everdik. Herkesi iyileştirdik çok şükür. Almanya'da oğlum Şevke'de, gelinim Ayşe'ye, Ebru'ya, çocuklarına, yeğenim Hatın'a, kocasına, Nayla'ya, Hatıca, Yasin'e, hepsine selam eder, gözlerinden öperim. Hepsine iyi günler. Yerinde yeğenim hepsine. Nuri'ye, Ali'ye, gene Ali'ye selam eder, gözlerinden öperim. Mehmet abi, Mehmet 100 geldi. He, he, sizi bir yakayım da düşmez ben. İçerdim. Abba, hadi. Ne diyor? Kulağı duymuyorum ne ya? Halma sen, halma sen bağırayım setenle ya. Setenleyim, setenleyim. Bana 50 lira ver de ben setenleyim. Bak o kız koşuyor. Ama para usta zaten sen bu halmayı Osman'a yedim hem ben. Demek ki parasız avantaj diyor. Hayır, o da hayır ya. Canın sağ olsun setenleyim ha senin beni. Hayır zamanı geçti. Ya hayır zamanı geçmedi. Can. Eğer vicdanın varsa bir setenle. Caminin önü mendil serer. Aslanım sana kız boşturuyor. Yok ben mendil serer kadar şey değilim ben. E o zaman zenginsin. Hüseyin Beyler kabilesinden 1958 doğumlu Hamdioğlu Osman Sarıçiçek. Halk arasında Osman diye bilirler, kimlikte Hamdi yazılı ismim. 1988 yılına kadar köyde yaşadım. 88 yılında Kayseri'ye koştum. 90'da belediyeye girdim, Melikgazi Belediyesi'ne. İşçi olarak girdim. Orada beni bekçiliğe aldılar. Tam 10 sene çalıştım. 17 sene önceden sigortam vardı. 27 seneden emekli oldum Allah'a çok şükür. 2000 yılının 2. ayın 17'sinde dilekçeyi verip ayrıldım. İnsanın vatanı başka. İlerisi için getireceği iller şehir ama vatan burada doğup buraya alıştığımızdan başka yere gitmek istemedim. Peki. Domates, biber, salatalık, çilek, nane ekiyorum. Bizi benim horantam kalabalık. Elin öper üç kızım var, bir oğlum var, dört. Oğlum yanımda bir arada 11 tane torunum var. Ayrıca bahçede işte ahududu var, böğürtlen var, aşı böğürtlen. Erik var, çok güzel aşı yaparım.
vişneyi kiraz aşladım. Eriğin dallarına kayısı taktım. Bir kuru ağaca canı insana Cenab-ı Allah verir. Bir canı can veremem. Ağaçtan adamı yaparım. Ben 30 sene bu köyde yaşadım. Çiftçiliğiyle yaşadım. 5-6 sene halıcılık yaptım. Halının her türlü dilinden bilirim. Örneğin şu halı tezgahını kendim yaptım. Halı kirkidi, makası, dokunmuşu vardı da onu da bir arkadaşa verdik. Bizim buranınki yün halı, bünyen halısı. 700'lük kelle halısına burada 700'lük diller, taban halısı. İşte 600'lük, 500'lük karyola halısı, somi halısı, namazlığı. Kendimin de tezgahım vardı ama benim halımı satan olmadığından kendim halı dokuttum. 1988'den önce halı dokuttum. Fakat şeyi satan, kar ettim, zarar etmedim ama başlı başına anca geldi. Bir işçiye bir ay dokudan haldan ne kaldıysa bir tezgahtan bana da o kaldı. 4 kişi tezgahın başına oturur, 4 bayan, 700'lüğe. İyi dokuyan olursa 14-15 günde halıyı dokurlar, bitirirler. Tek tek ilmeleri alın, sağ elinin şu iki bannağıyla alır, sol eliyle örer. Halı olsaydı tarif ederdim size. Sanatım halıcılık. Benim gözlerimde renk köllüğü var. Çok model çizdim. İşte şu gördüğün şurada bulunan seten. Tallıya ekini eken, buğdayı kaldırın, süren, savırın. Bulguru kazanda kaynadırlar. Altına ateş yakan bulgur kaynar. Onu kurudurlar, bu setende setenlerler. Değirmende üğüdürler, bulgur olur. Şu da ben yaptım, onu da, bunu da benim yapım, o da benim yemeğim, ben yaptım. El değirmeni, bulgur değirmeni. Önceden büyük değirmenler yokken bulgur onda çekerlermiş. Eline karşılıklı iki bayan tutar, döndürür. Bir kişi de avucuyla buğday döker. Babam tarih gibi bir adamdı. Mıhtar arkadaş çok iyi bilir de, babası da bilir, mıhtar da bilir. Köyden herkes bilir babamı. 80 yaşında rahmetlik oldu. Şu alttaki fotoğraftaki de babam. Babamla benim, üstteki dedem, anamın babası. Talas'ta Ermeniler dururmuş. Ermenilere köyden adamlar o günün behrinde bir hediye götürüyorlar. Diyorlar ki bize bir akıl ver. Aşiretler geliyor, bizim bilene oturuyor. Bizim malımızı, melalımızı çıkartmıyor. Tallamız üstümüze tapulu olduğu halde bize ektirip biçtirmiyorlar. Malına yayıyorlar. Buna ne yapacağız diyor. Benim dediğimi yapar mısınız diyor. Yaparız diyorlar. Bana diyor 40 tenike kezzap alacaksınız diyor. 40 tane killi yun, 40 yaprak sac alacaksınız. El tutar güz geldi de aşiretler yayladan indin miydi? Buranın eski adı Çiçekli Yayla olarak geçer. Buranın ilk adı Çiçekli Yayla'ymış. Eğer tarihte dokuduysanız, denk geldiyse bilmiyorum. Aşiretler buradan indiğinde diyor, gelin beni götürün. Şimdiki gibi araba nerede? Atla, neyle getirdilerse o Talas'tan o adamı getiriyorlar buraya. Köyden diyor, el tutar. Küçük bebe hariç, kazmayı vurup da bir kurek toprağa atacak adam kim varsa getireceğiniz diyor. Getirebilin mi? Getiririk diyorlar. Kurtlapa mevkisi diller. Köyün şu o bir taraf, doğu taraf çıkışından oradan başlıyorlar kanal aşmaya. Ta suyun gözüne varıncaya kadar, yani 3-5 metre derinliği buluyor oraya varana kadar kanal açıp gidiyorlar. Günlerce çalışıyorlar. Kağını cerekleri olur evveli. Bak şu kağınının sapta devrilmesin diye kenarındaki olan cerekler. O cerekten 3-5 tane cerek yanına getirtiyor o gelen adam, bilir, bilgili kişi. Bunu niye böyle yapıyorsun diyorlar. Şimdi diyor burayı eşeceğiz, suyu bu şeye vereceğiz diyorlar. Tabana düşecek, üst taraf boş kalacak. Buradan killi yunu cereğin ucuna bağlıyorlar. O şeye veriyorlar suyu, tamamen suyun gözüne gelince buradan aksın gitsin. Killi yunu cereğine basıyorlar. Bu bir cereğin uzunluğu, kağını cereği 5 metreden aşağı olmaz. Evet, ucucuna cerekleri uluyorlar. Gittiği yere kadar sokuyorlar. Killi yun su yukarıya çıkartmayacak. Lurp lurp diyor daralınca.
Tenikeyle kezzabı döküyorlar. Kezzap da dabana delermiş. Bir killiyum, bir tenike kezzap. Bir killiyum, bir tenike kezzap. 40 koyunun yungunu üst üstüne 40 tenike kezzabı döküyorlar. Su yukarıya çıkmaya kesince yeşin diyor geri kalanını kaç metre eşittiriyorsa ama bir günde değil ha ne kadar çalışıyorlar adamlar. Sajlar da onun üstüne kapatıyorlar. Üstünü dolduruyorlar. Eştikleri hendekleri geri kazmayla kuruyla oluyor. Evvel şimdiki gibi kepçe yok, grederi yok, dozeri yok. Ancak kazma kurek. O zaman bizim kov eski kovun olduğu yerdeymiş. Tülbenin olduğu yerde. Suyun bir kısmı içtiğimiz su oradan çıkıyor. Su oradan çıkınca kovu yürüdüyor. Üçte biri buraya geliyor. Dörtte biri buraya geliyor, üçü Kermelik kovuna gidiyor. Şimdi hala o yana devam eder. Bahar gelip de aşiretler orada şeyi bulamayınca suyu, bizim kovlulara o yana çıkana, önüne gelene öyle bir zopa çekiyorlar. Gidiyorlar, bir daha gelmiyorlar. Bildiğim kadar bu rahmetlik babam bunu anlatırdı bize. Başla. Gel nasılsın ağam? Çok ne iyiyim ayma, seni sormaktayım. Ben de iyiyim şükür canım. Ben de yarın bir gün pazara gideceğim bakalım. İyi, şey, aferin hoş geldin. Sağ ol. Sen de hoş geldin. Sağ olasın. Yok, bayramın ikinci yüzünde gideceğim. Ne alacaksın, kurbanlık mı alıyorsun? İnşallah kurban, ben de alacağım. İyi, inşallah, Allah hayırlı eylesin. Sağ ol. Kaç tane kesiyorsun? Bir tane keseceğim, canımın sağlığına. İyi. Osman emmi hoş geldin. Gelin. Osman ağa hoş geldin, merhaba. Otur, şuraya da geç. Geç ya, şuraya otur. La ilahe illallah. Yarın da vurusun da. Ayıtlasınlar da. Olur. Ondan sonra getireyim. Setenlensin ondan sonra götürüp bağlı. Şeyiniz için alın, deliniz için. Sarıoğlan'da bir şey yok. Burada. Karay. Yok onu değil. Çektirmeye nereye gideceğim ben? Mihtinin devirmenine, Mihtemi'nin oraya. Kendi kovundururken dışarıya gitme, Mihtemi'nin oraya. Orası çekmiyor herhalde. Çekiyor. Orası zavarı der bulguru. Yok zavar. Çekiyor, bayram çeker. İyi o zaman bayrama diyeyim bakayım. Bayrama yarım ölçek verdin mi bayınır? Veririk ya. Herkese kaşavu diyorsa bizden de aynı alacak. Tabii. Şunun pili tamam bitmeseydi mı? Möh diye bağırıyordu. Pili yok mu? Var, bitmiş pili şuraya çok. O zaman vuruşamıyor ondan bağırmıyor. Vuruşamıyor. Ne? Kazınmıyor hem, kazınacak. Kazınır. Sizin eski öküzlerden değil de ondan. Camiye yetişemeyip. Ağzında dursun ha. Afiyet sağ olsun. Sağ ol ha. Afiyet olsun. Tamam. Tamam.